Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Geldik 22. haftamıza. Bu sıfat cümleler biraz bizi zorladığını biliyorum. Dişimizi sıkalım lütfen. Bunları kavramamız gerekiyor. Çünkü hep karşılaşacağımız bir şey böyle nadir ya da az karşılaşılan şeyler değil bunlar. Bir de bunun ileriki safhaları var. İyi kavramamız gerekiyor. Alıştırmalarımızı lütfen dikkatli yapalım. Önce bir anlatıcıyı küçültelim. Şöyle bir aşağı inelim. Evet. Şimdi iyiyiz. İsim sıfat cümlesi. İsim sıfat cümlesinde ne var? Şimdi that, who, which, eki, ne? Olan anlamı veriyor. Olan ne oluyor? Bakalım bir. The man that is at the school. At school olur. At the school olur. Okulda olan adam. Bakınız. Olan kelimesi nerede? Okulda at school. That olan oldu. Niye? Bu isim şey yapıyor. Arkasından fiil. That went giden değil de that is at school. Okulda olan. The flower that is in my car. Arabamda olan çiçek. Burada that olan. Şimdi şeyden sonra that'ten sonra ne gelmiş? Bu isim cümlesi içerisinde gelmiş. Tamam mı? Daha önce ne görmüştük biz? Fiil görmüştük. Şimdi nasıl yapıyormuş? That, who, which kullanıyoruz. Who düşünen varlıklar için. Which düşünemeyen varlıklar için. Ondan sonra am is are. Ondan sonra isim geliyor. Your mother, who is my aunt. Teyzem olan annen. Teyzem olan annen. Who geldi. Am is are. Ondan sonra isim geliyor. Fiil gelmiyor bakın. Dikkat edin. The car that is in Istanbul. İstanbul'da olan araba. Buradaki İstanbul niye biz böyle yapmışız? İngilizce'deki de tamam doğru da. Şurası böyle olacak. İstanbul'da olan araba. Ben size İstanbul'da olan araba tercüme ettik. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Önce arabayı söylüyorsunuz. Ondan sonra İstanbul'da olanı söylüyorsunuz. The car that is in Istanbul. Kasabada olan bisiklet. The bike. Bike ya da bicycle ikisi de olur. The bike. That is in the town. Hastanede olan doktor. The doctor. Önce bakınız doktoru söylüyorsunuz. Tamam şu doktor. The doctor. That is olan. That is in the hospital. Diyorsunuz. Tamam mı? Gösteride olan kardeşim. Ne yapıyoruz? Önce kardeşimi söylüyoruz. My brother ya da sister. Nasıl artık nasıl kardeşinizse. That is in the show. Tamam mı? Omzumda, omzumun üstünde kastediyoruz tabi burada. Omzumun içinde değil. O yüzden bunu yanlış tercüme etmeyin. Biz omzumda diyoruz. İngilizce tercüme ederken dikkat edin. Bazısı üstünde olur. Bazısı içinde olur. Şimdi omzumda derken tabii ki içinde olacak hali yok değil mi? Sinek girmez omzun içine. The fly that is in my shoulder. On my shoulder. On my shoulder. Tamam mı? Nesne ve doğal tümlet zamirlerine bakalım. Neler var? Şimdi Türkçe'de nesne ile doğal tümlet zamirleri farklı iken İngilizce'de bunlar aynıdır. Beni, seni, onu, bizi diyoruz ya. Ben, sen, o, biz demiyoruz. Beni, seni, onu diyoruz ya. Me, you, him diyoruz. Beni, seni. Bana derken bakın bizde farklı. Beni, bana. Seni, sana. Onu, ona diyoruz ya. Bizi, bize. Farklı gelebiliyor. İngilizce'de bunlar hep aynı. Me, you, him, us, you, them. Bakınız hep aynı buradakilerle. Ha, ne oluyor? Başına to getiriyorsunuz. To me, to you, to him, to us, to you, to them şeklinde to getiriyorsunuz dolaylı tümleç için. Örnek kullanın. Beni gördü. He saw me. Onu bana ver. Give it to me. Seni gördük. We saw you. Onu sana gönderdim. I send it to you. Sana. To yapıyoruz. Şimdi tercüme. Onu bana getir. Bring it to me. Onu yakala.
catch at. Bizi seç. Choose us. Onlara git. Go to them. Tamam mı? Yeni kelimelerimize bakalım. Me, you, him, her, it, us, them, heavy, light, empty, pay yok ben, empty, full, realize, throw, through, thrown. Burası biraz zordur biliyor musun? F'den sonraki R çok zorlar. Warn, free, fill, ready, ugly, over, like, expensive, cheap, the dog that is outside the house left us. Have you got a Twitter account? No, I just use Instagram. And you? I use Facebook. Cause I'm not young. Geldik. Şarkımızı ritimli ezberlemeye. Yesterday'i ezberliyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.